13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu adım adım Anadolu'yu, Türkiye'yi dolaşıyor. Bugün Orhan Kemal'in, Yılmaz Güney'in, Yaşar Kemal'in memleketi bereketli topraklarda, Çukurova'da, Adana'da. Güzele taraf olmalı taraf. Haydi yap bir hareket, gelsin artık bereket. Sevgili Adanalılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı yalnız gelmedi Adana'ya. Adana'ya Kemal Kılıçdaroğlu yiğitleriyle beraber geldi. Ve aynı zamanda yol arkadaşı İYİ Parti Genel Başkanımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin müstakbel başbakanı Meral Akşener'le birlikte geldi Adana'ya. Birlikte sanda. Sana söz, Türkiye kazanacak. Sevgili Adanalılar, büyük önderimiz, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Deprem bölgesi olan Kahramanmaraş, Gaziantep, Çukurova'nın yiğit insanlarına çok teşekkür ediyoruz. Şimdi izin verirseniz deprem bölgesinde anma gerçekleştireceğiz. Sizler de benim bu yoklamama katılır mısınız lütfen? Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Urfa, Malatya, Urfa, Osmaniye, Urfa, Hatay. Urfa. Depreminde aramızdan ayrılan vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle, saygıyla anıyoruz. Sevgili Adanalılar, sizlerden bir şey rica edeceğim. Öncelikle döviz ve pankartlarınızı lütfen aşağı indirir misiniz? Bana sadece Türk bayraklarınızı bir gösterir misiniz? Şimdi değil. Tamam, güzel. Ama pankartları indireceğiz. Aç kaldık, susuz kaldık pankartını da lütfen kısa bir süreliğine aşağı indirir misiniz? Rica ediyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Sevgili Adanalılar, ellerinde ay yıldızlı bayrak olanları taşlayan, karanlığa bir cevap verip bir ışık yakalım mı hep birlikte? Güzel Cumhuriyet'in vatansever evlatları, provokasyonlara karşı birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin nişanesi cennet vatanımız için şimdi hep birlikte kaldırıyoruz Türk bayraklarımızı. Açıyoruz müziğimizi. Coşkuyla. 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 Hiç kimse ellerinde ay yıldızlı bayrak olanları asla taşlayamaz. Bugün Adana'dan karanlığa bir cevap veriyoruz. Bir ışık yakıyoruz. Güzel Cumhuriyet'in vatansever evlatları, provokasyonlara karşı birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin nişanesi cennet vatanımız için kaldırıyoruz Türk bayraklarımızı hep birlikte. Gitti,
Kaldırıyoruz Türk bayraklarımızı hep birlikte. Haydi hep birlikte sanda. Sana söz, Türkiye kazanacak. Haydi. Haydi. Haydi Türkiye, haydi. Ben Kemal, sana söz veriyorum. Sevgili Adanalılar, şimdi izin verirseniz her kentte bir yenilik gerçekleştiriyoruz. Bu arada üzerimizde kalmasın. Dün Kırıkkale'de, Kırşehir'de ve Antalya'da miting gerçekleştirdik. Antalyalı, Kırıkkaleli ve Kırşehir'de hemşehrilerimizin selamını sizlere iletiyoruz. Sağ olunuz, var olunuz. Ben şimdi buraya izin verirseniz 14 Mayıs'ta sizlerin oylarıyla Ankara'ya, parlamentoya göndereceğiniz milletvekili adaylarımızı çağırmak istiyorum. Sevgili Adanalılar, öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerimizi çağıracağım. Orhan Sümer. Olmalı taraf. Haydi yap bir hareket, gelsin artık bereket. Ver coşkuyu herkese, nefes al. Müzeyyen Şevkin. Yapar mıyız, yaparız, temiz sayfa açarız. Sayın milletvekillerimiz şu an genel başkanlarımızın yanında. 13. Cumhurbaşkanımızın yanında. Ama arkadaşlarım bana yardımcı olurlarsa, uyarabilirlerse lütfen. Sevgili Orhan Sümer. Müzeyyen Şevkin. Burhanettin Bulut. Haydi hep birlikte sanda. Sana söz, Türkiye kazanacak. Sadullah Kısacık. Ayhan Barut. Ben Kemal, sana söz veriyorum. Berke Duvan. Hüseyin Keser. Bıktık, usandık, haydi cana tak etti, haydi haydi kazanalım, haydi. Erkan Karakaya. Haydi adalete, haydi. Orhan Toklu. Eşitliğe, haydi haydi Türkiye, haydi. Kübra Özbiçer Büyük İkiz. Taraf bu taraf, yok ki burada bir taraf. Adalete güzel. Ahmet Korkmaz. Olmalı taraf. Haydi yap bir hareket. Gelsin. Sercan Polat. Ver coşkuyu herkese. Nefes alsın tüm. Seyfettin Can. Yaparız, temiz sayfa açarız. Sana söz biz birlikte. Sevgili Hüseyin Şevkin. Ebru Yılmaz. Seyfettin Can. Elife Müftüoğlu. Sevgili Adana milletvekillerimiz, Çukurova'nın yiğit insanlarını selamlıyor. Karşılıklı bir kalp yapar mısınız lütfen? Karşılıklı bir kalp yapar mısınız lütfen? Haydi hep birlikte sanda. Sana söz, Türkiye kazanacak. Haydi. Türkiye, haydi. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ben Kemal, Adana milletvekillerim bu tarafa doğru gelirlerse çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Adanalılar, milletvekillerimizin yanı sıra ben şimdi yine aramızda konuk olan değerli milletvekillerimizi, genel başkan yardımcılarımızı da çağırmak istiyorum buraya izin verirseniz. 13. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle millet buluşmalarının koordinatörü, 57. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin
Çok saygıdeğer devlet bakanı, İstanbul milletvekilimiz, parti meclis üyemiz Sayın Erdoğan Toprak. Ben Kemal, geliyorum. Şimdi İYİ Parti'nin milletvekillerimize anons edeceğim, izin verirseniz. Ay Yüce Türkeş. Ver coşkuyu herkese, nefes alsın tüm millet. Yapar mıyız, yaparız, temiz sayfa açarız. Bilal Bilici. Biz birlikte yüzyılı kurtarırız. Göktürk Boyvadaoğlu. Mehmet Sertaç Durak. Kazanalım haydi haydi beraber haydi haydi. Şule Gök Tudeş. Haydi hep birlikte sanda. Sana söz, Türkiye kazanacak. Remzi Oğuz Yılmaz. Haydi Türkiye haydi. Burak Yeğenoğlu. Ben Kemal, sana söz veriyorum. İsa Ayanoğlu. Haydi, Bahadır Ceyhanlı. Haydi, haydi, kazanalım haydi. Erdinç Antep Üzümü. Usandık haydi cana, tak etti haydi haydi, kazanalım haydi. Nihal Ağaca. Erkan Can. Haydi, haydi, Türkiye, haydi. Ercan Atalay. Taraf, bu taraf, yok ki Sinem taraf. Uludamar. Dünya Akgöz. Haydi yap bir hareket, gelsin artık bereket. Ver coşkuyu herkese, nefes alsın tüm millet. Çok teşekkür ediyoruz. İYİ Partili milletvekillerimize de çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi bu platformu boşaltmamız gerekiyor. Bu platformu boşaltmamız gerekiyor. Bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sevgili Adanalılar, millet buluşmamızın ilk bölümünde kendisine teşekkür etmiştik. Şimdi ben buraya konuşmalarını yapmak üzere sosyal belediyeciliğin mimarı, barışın, adaletin ve huzurun temsilcisi, Adana'nın çehresini değiştiren ve yükselten, şimdi de Türkiye'ye baharları getirmek için özveriyle çalışan Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ı buraya davet ediyorum. Bıktık, usandık, haydi cana tak etti, haydi haydi, kazanalım haydi. Adana'yı lavanta bahçesine döndüren Adanalı gibi adam Zeydan Karalar selamlıyor sizleri. Sevgili eşiyle birlikte. Ver coşkuyu herkese, nefes alsın tüm millet. Yapar mıyız, yaparız. Sevgili Nuray Karalar'la birlikte Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar sizleri selamlıyor. Hoş geldiniz Sayın Başkanımız. Hoş geldiniz. Gitti, geçti, biz gitti, gitti. Emekler gitti, haydi.
sizlerle, sizlerle asıl ben gurur duyuyorum, ben. 01 Adana. Allah'ına kurban Adana. Bugün tekrar tarih yazıyorsunuz. Bugün tarihin tekrar yazıldığı gün sevgili kardeşlerim. Evvela Erzurum'da saldırıya uğrayan Ekrem kardeşimize geçmiş olsun diyelim. Sevgili kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim. Alana görüyorum ki Adana bu alana sığmıyor. Ahdim olsun size 300-400 bin insanın sığacağı alan yapacağım, merak etmeyin. Değerli arkadaşlar, Yaşar Kemal'in dediği gibi insan bedeni kadar değil, yüreği kadar evrende yer kaplar. Biz yürekli insanlarız. Adanalılar, yürekli insanlar. Bizi korkutabilirler mi? Genel başkanımıza saldırdılar, korkutabilirler mi? Meral Hanım'a saldırdılar, korkutabilirler mi? Şimdi Ekrem Başkan'a saldırdılar. Siz yüz çekmeyin. Biz Adanalı delikanlarız. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz. Biz Kuvayi Milliye'yiz. Bizi korkutabilirler mi? Evet canım Adanalı insanları, sevgili kardeşlerim, canım Adanalılar. Adana'da bahar çok başkadır, değil mi? Narenciye, portakal, çiçek açar, onları biz ciğerimize çekeriz. İçimize huzur dolar, değil mi? Gençler, ya hep genç maşallah, hani gencimiz yoktu? Hani gencimiz yoktu? Şimdi Türkiye'ye öyle bir bahar gelecek ki 100. yılda 14 Mayıs'ta yine Türkiye'ye huzur gelecek, huzur. Değerli kardeşlerim, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bize bir söz verdi. Ülkeye yeniden huzur getireceğim dedi. Kardeşliği getireceğim dedi. Ekmeği getireceğim dedi. Mutluluğu getireceğim dedi. Barışı getireceğim diye söz verdi, değil mi? Peki biz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na söz verelim mi? Söz veriyor muyuz? Evet. Arkadaşlar, şimdi gençler, kadınlar, çiftçiler, esnaflar niçin Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verim diyorlar. Ve bugüne kadar oy vermemiş insanlar niçin Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verelim diyorlar. Bunun o kadar çok cevabı var ki, o kadar çok cevabı var ki, 3 dakikaya, 5 dakikaya sığmaz. Ama bu ülkeye demokrasi getirecek, huzur getirecek, kavgayı getirecek, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin kurumlarını içine boşaltan, onlara aile şirketleri yapan bu tabloyu bitirecek diye söz verdi Kemal Kılıçdaroğlu. Nereye elde alırsan, nereye tutarsan elinde kalıyor. Soğanın 30 lira olması bizim kaderimiz değil sevgili kardeşlerim. Yoksulluk bizim kaderimiz olamaz. Yolsuzluk da bizim kaderimiz olamaz. Şimdi bakın, ülke ekonomik olarak zor durumda, değil mi? Şuradan ucunu göremiyorum ya. Havuza dayanmış herhalde. Evet. Değerli kardeşlerim, ne kadar zor tabloda bir belediye aldığımı biliyorsunuz. Pandemi 2 yıl, arkasından deprem, gelirin 4 katı borç, 351 icra dosyası,
Ama eğer siz müteahhitin ortağı olmazsanız, gözünüz haramda olmazsa, çalmaz çırpmazsanız, parayı iyi kullanırsanız 3 yılda belediyeyi hem borç ödeyen hem iş yapan hale getirirsiniz. İşte Türkiye'de böyle olacak. Milyarlarca dolar borcumuzu ödeyeceğiz. Gençlere, kadınlara, evsizlere, gece yatana, aç giren çocuklara, herkese yeteceğiz, herkese. Nereye? Ledinor ya ambalans gönderebilir miyiz arkadaşlar? İsmet Yüksel'in olduğu yer ama nasıl bilecekler başkan? Evet. Bugün çok değerli konuklarımız, misafirlerimiz var. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Mansur Yavaş, Ankara Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı. İyi Parti'nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Ve 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ama bu arada 6 lidere de, Millet İttifakı'nın 6 liderine de sonsuz teşekkürler ediyoruz. Çünkü ülkenin makus talihini kıracak bir ittifak kurdular. Değerli kardeşlerim. Evet. Birleşe birleşe kazanacağız. Evet değerli kardeşlerim. Adalet için, eğitimin yeniden düzenlenmesi için, gençlik için, esnaf için, köylü için, kadınlar için, Mehmetçik için, polis kardeşlerimiz için, herkes için, herkes için Kılıçdaroğlu. Bir de biz neredeyiz? Çukurova'dayız değil mi? Bereketli topraklar üzerindeyiz değil mi? Ülkemizde bereket kaldı mı? En çok bereket için Kemal Kılıçdaroğlu. Demokrasi için, iyi olmak için, deva için, gelecek için, saadet için Kılıçdaroğlu. Ayrımcı, kamplaştırıcı zihniyetten bıktık değerli kardeşlerim. Bu ülkenin güzelliklere, sevgiye ihtiyacı var. Ayrıca bir Adanalı olarak metro için, Güney Kuşak Projesi için, havalanımızın kapanmaması için, 20 yıldır hakkı yenen Adana'nın gelirinin yükseltilmesi için Kemal Kılıçdaroğlu. Baharlar için, yeniden baharların gelmesi için Kemal Kılıçdaroğlu. Sana söz Sayın Genel Başkanım. Sana söz Sayın Cumhurbaşkanım. Sana söz Kemal abimiz. Yeniden nasıl baharı getirdiysek yeniden baharı getireceğiz. Ve bu ülkede yeniden bir ağaç gibi hür, tek ve hür bir orman gibi. Ambulans ön tarafa arkadaşlar. Yeniden Türkiye'de bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine yaşayacağımız günler, ikinci yüzyılda 14 Mayıs akşamı geri gelecek, geri getireceğiz. Hepinize bu coşkulu karşılamaya, Adana'yı nasıl coşku içerisinde Millet İttifakı'nı beklediğini gösterdiğin için şükranlarımı sunuyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Cumhuriyet'in 100. yılda burada söylüyorum ki bizim yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Başka da bir yolumuz yoktur. Haydi hep birlikte sanda. Sana söz, Türkiye kazanacak. Haydi. Haydi Türkiye.
Ben Kemal, sana söz veriyorum. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'a ve sevgili eşi Nuray Karalar'a çok teşekkür ediyoruz efendim. Ev sahipliğiniz için bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Adanalılar, Adana'yı lavanta bahçesine çeviren Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'a bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. 14 Mayıs'ta savurganlığa son vermeye var mısınız? 4-5 yerden maaş alma dönemi son bulsun mu? Bu harami düzenini değiştirmeye var mısınız? Helal olanla yasalı bir etmeye var mısınız? Var mısınız? Var mısınız? Çukurova'nın yiğit insanları, şimdi ben buraya, huzurlarınıza konuşmasını yapmak üzere tam 25 yıl aradan sonra 25 yıllık karanlığın üzerine Ankara'da güneş gibi doğarak yeniden başkenti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkenti yapan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ı buraya davet ediyorum. Türkiye, haydi. Haydi hep birlikte sanda. Sana söz, Türkiye kazanacak. Haydi. Haydi. Haydi Türkiye, haydi. Sayın Mansur Yavaş, sevgili eşi Nursen Yavaş'la birlikte selamlıyor sizleri. Hoş geldiniz Sayın Başkanımız. Hoş geldiniz Sayın Başkanımız. Ben şimdi sizleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Mansur Yavaş'la baş başa bırakıyorum. Adana merhaba. Bu ne kalabalık böyle? Allah'ına kurban Adana. Maşallah diyorum. Allah nazardan saklasın. Evet, Adana bir farklı ama inanın nereye gitsek hiçbirisi buradan az değil. Artık insanlar korkuyu atmış, meydanlara geliyor, taleplerini dillendiriyor, gerektiği itirazlarını sunuyor. Sevgili Adanalılar, ambulans istiyoruz, acil. Aradan sağda, bu tarafta kızım bak. Bir tane daha sağlıkçı. Bir tane de oraya. Ya çocuklar ne diyor bir öğrensene. O direğin altındakini mi diyorsun? Evet, oraya gidiyor. Tamam mıyız? Yapacağız ya, hep beraber yapacağız. Acele etme. Hadi hatırınızı kırmayayım gençler. Evet. 31 Mart 2019. Aday olduk. Aday olduğumuz zaman da şu andaki iktidarın iktidarlarını bırakmamak için Millet İttifakı'na yaptığı hareketlerin hepsine maruz kaldık. Bunları idare edemez. Bunlar üst koyunu güdemez. İlk ay bile 50 milyon lira borç var. Nereden ödeyecekler? Vesaire bir sürü sözler. O da yetmedi, bir sürü iftiralar. Niye yapıyorlar bunları? Çünkü birincisi 25 yıldır başka bir yönetim görmemiş. Yaptıkları işleri, israfları, batırdıkları paraları, yolsuzlukları kapatmak için bir başkasının daha iyi yönetebileceğini hiç kimsenin görmesini istemiyorlar. Dolayısıyla insanları kutuplaştırıyorlar. Bunları seçerseniz şöyle olur, bunları seçerseniz böyle olur diyerek kendilerinde muhafazakar göstererek başkalarını da her türlü iftiraya atarak bu şekilde seçimlere giriyorlar.
insanları kutuplaştırdıkları zaman insanların gözü kul hakkını veya başka bir şeyi görmüyor. 50 defa söyledik Ankara'dakilere. Yarın inançlı biriyseniz hesap verirken hangi partilisin diye sormayacaklar. Yarın inançlıysan oraya gittiğin zaman kul hakkı yedin mi, yedirdin mi diye soracaklar dedik. Ama öyle gözlerini bağladılar ki bütün Türkiye'ye şunu duyurdular. Abi adam çalıyor ama çalışıyor. Bunu inançlı insanlara kabul ettirdiler. Evet, bunu inançlı insanlara kabul ettirdiler. Çünkü böyle muhafazakarlık dini motiflerle ortaya çıkınca maalesef bizim insanımız başka şeyi görmüyor. Adeta sağır oluyor. Ama çok şükür biz bunu Ankara'da yıktık. Şimdi inşallah Türkiye'de de yıkılacak. Çünkü iş başına geldikten sonra borçları ödedik, bir sürü iş yaptık. Onların da yolsuzluk dosyalarını aldık meydana çıkarttık, savcılığa verdik. 15 Mayıs'ı bekliyoruz. Birçoğu savcılıkta bekliyor. Düşünebiliyor musunuz? Kocaman Ankara'da bir oğluna televizyon, bir oğluna futbol takımı almış. Herkes bunu seyretti. Göre göre de oy verdiler o zaman. Bizim paramızı nereye harcıyor demedi. Tek sebebi, bir saniye, tek sebebi nedir? İşte onlar güya muhafazakar da biz neysek. O hani şampanya muhabbetini hatırlıyorsunuz bir bakarım. Ambulans arkadaşlar, buraya ambulans. Evet, ambulans var mı? Nereden geliyor yakında? Gel kardeşim, gel. Ya çocuklar. Tamam. Tamam. Dolayısıyla Ankara halkı şimdi bunları gördü. Boşa batırılan paralarını gördü. Sadece bir tane dinozor parkına 16 milyar lira yatırdılar. Ankara'ya girerken gördüğünüz kapılara 250 milyon lira para yatırdılar. Ankara'nın parasını sağa sola harcadılar. Adına çılgın proje söylediler. Şimdi aynısı yok mu Türkiye'de? Yok mu aynısı? İşte iktidar bunların önünü kapatmak için. Bunlar seçilirse sabahleyin alnı secdeye gidip şükür namazı kılanları mı seçeceksiniz? Yoksa alnı secdeye girenler mi? Ben de diyorum ki kul hakkı yiyenleri seçmeyeceğiz. Bu kadar basit. Evet, kul hakkı yiyenleri seçmeyeceğiz. İnsanları kamplaştıranları seçmeyeceğiz. Siz 2001-2002'de partiyi kurup siyasete girerken, seçimi kazanırken dediniz ki bizim dediğiniz derdimiz insanlar, yokluğu, yoksulluğu kaldıracağız. Biz bir lokma bir hırkaya talibiz dediler. Vakıflar kurdular insanlara yardım yapmak için. Sonra vakıflar yardım toplayan vakıflar haline geldi. Şimdi 20 yıl önce komşularınızdan, tanıdıklarınızdan, iktidarda yönetici olanlara bir bakın. 20 yıl önce neredelerdi, şimdi neredeler? 20 yıl önce nerede oturuyorlardı, şimdi neredeler? Yani insanlara iş başına gelirken cennet vaat ettiler. Şu anda ise cehennemi yaşatıyorlar. Açlık var diyorsunuz, azarlıyorlar. Yokluk var diyorsunuz, azarlıyorlar. İtiraz eden gençlere kızıyorlar. Sadece ve sadece kendi yakındakiler iki maaş, üç maaş alsın, rahat yaşasın, kimseyi görmüyorlar. Daha dün internete düştü. Bir eski bakan Türkcell'de 100 bin euro maaş alıyor yıllık. Kızı bir yönetim kurulunda, o da eski bakan, 40 bin lira aylık alıyor. Bir diğer çocuğu da Cumhurbaşkanlığı ofisinde aynı anda iki maaş alıyor. Peki hak mı bu? Adalet anlayışı bu mu? Binlerce insan işsiz gezen genç var. Gençlerin hayallerini yok ettiler. Nasıl yok ettiler? Öğrenciler okuyor. İstiyor ki bu okul bitince işe gireyim. Ama daha okurken görüyor ki yanlarında bazı iktidara yakın çocukların işi zaten hazır. KPSS'ye giriyor, sonuç alamıyor. Mülakatta eleniyor. Dolayısıyla gençlerin hayallerini yıktılar. Ben de diyorum ki gençler
Herkes, Türk toplumunda yaşayan herkes talep etme hakkına sahip. Bu gençler de onların gençleri gibi en iyi cep telefonunu kullanacaklar. Hiçbir Allah'ın kulu çıkart bakayım şu cep telefonunu, kaç paralık telefon kullanıyorsun diyemeyecek çünkü en iyisine layık. Evin en iyisine layık, arabanın da en iyisine layık. Bunun için yaşıyor, iyi bir hayat bekliyor gençler. Ama ne evlenme hayali, ne araba alma hayalini geçtik, geçim derdine düşmüşler. Ağzını açanı da azarlıyorlar. Ben diyor, sağlıkçılarımız diyorlar ki, çalışma şartlarımız iyi değil, yurt dışına gideceğiz. Nereye giderseniz gidin, nankörler diyor. Gençler vizeden bahsediyor. Bir vize için bilmem neyini satıyor bir gençlik diyor. Ama kendi çocukları görüyorsunuz. Belediyenin bursuyla 200 bin dolar alıyor. Orada eğitimini tamamlıyor, geliyor. Ne güzel. Dünya onlara güzel. Biz de diyoruz ki artık bunlar geldikleri gibi değiller. Artık bunlar maalesef yönetemiyorlar. Fakir fukarayı da görmüyorlar. Soğan pahalı dersen soğan kafalı diye hakaret ediyorlar. Sebzecilere, pazarcılara terörist diyorlar. Geçen ayda Nisan ayında da kasapları incelemeye aldılar. O ayın teröristi de kasaplar. Fakat şimdi de şunu yapıyorlar. Kendileri gibi düşünmeyen herkes terörist. Biz de diyoruz ki siz daha da 85 terörist kaldı diyorsunuz. Bitirdik diyorsunuz. Ama Türkiye'de sizin gibi düşünmeyen herkesi terörist olarak ilan ediyorsunuz. Yanlış bu. Biz de diyoruz ki Millet İttifakı'nın belediye başkanları iş başına geldikten sonra belediyeleri nasıl yöneteceğini gösterdi. Huzur geldi, refah geldi. Hiçbir belediye başkanımız kimseyi ayırmıyor, kimseyi ötekileştirmiyor. Dolayısıyla her gün bizi azarlayan, bize akıl veren, gençler şunu yap, şunu yapma demeyen bir yönetime ihtiyacımız var. Bilmiyorlar ki. Evet, ambulans arkadaşlar, sağlıkçılar orada beklesin. Orada sürekli bir şey oluyor ama. Evet, sağlıkçı orada. Sonuç itibariyle elbette gençler daha iyi yaşayacaklar. Neden? Çünkü bu nesil şöyle büyüdü. Adeta annelerinden doğarken ellerinde cep telefonu, bilgisayarla büyüdü. Dünyayı hepimizden daha iyi tanıyorlar. Dolayısıyla onlara artık akıl verip şunu yap, şunu yapma, şunu giyme, bilmem neyine karışmaktansa artık bizden, akıllı yöneticiler, gençlerden akıl almaya ihtiyaçları var. Aklı olan gençleri azarlamak yerine, akıl vermek yerine onlardan akıl almaya ihtiyaçları var. Biz de diyoruz ki biz azar işitmekten bıktık. Millet İttifakı'na oy verenlere illet sillet ağızlarına geleni sayıyorlar. Biz de diyoruz ki Allah 7,5 milyar insanı farklı farklı yaratmış. Elbette herkes farklı farklı düşünecek. Herkes aynı şeyi düşünmek zorunda da değil. Sizin istediğiniz gibi düşünmek zorunda da değil. Cumhur İttifakı'na da oy verenler başımızın üstünde. Millet İttifakı'na oy verenler de başımızın üstünde. Sadece şunu söylüyoruz. Millet İttifakı belediyeleri olarak iş başına geldiğimizde bizlere oy vermeyenlere de eşit hizmet etmek suretiyle, onları da gönlümüzü kalbimizi açmak suretiyle nasıl kazanıyorsak inşallah oy vermeseler de o Cumhur İttifakı'na oy veren seçmenlerin de inşallah bir daha hepsinin oyuna talip olacağız. Böyle yaklaşıyoruz ve üzülüyoruz. Neden üzülüyoruz? Bunlar şunu bilmez, bunu bilmez, inancımızla dahi alay ediyorlar. Ellerinde bir metre, bazen milliyetçilik taslıyorlar, bazen muhafazakarlık. Bunların muhafazakarlığı da mevsimlik, seçimlik. Bunların milliyetçiliği de mevsimlik ve seçimlik. Onu açıkça söyleyeyim. Ve sonuç olarak...
beni öldürdünüz gençler. Bir de merak ediyorum orada ne oluyor diye. Aman dikkat edin, lazımsınız bize. Lazımsınız hepiniz. Sonucu itibariyle diyorum ki, eğer kendinizi muhafazakar görüyorsanız, iyi bir Müslümanın ağzından bal damlar, kötü konuşmaz, iftira atmaz, yalan söylemez, öyle mi? Maşallah, hepsi de var sizde, hepsi de var. Duymadık, işitmedik, azar, laf, hakaret işitmiyoruz. İşte 14 Mayıs'ta bunlar değişecek, oraya da ambulans. Zeydan Başkanım, bu kadar kalabalık yapmasaydın ya da büyük meydan bulsaydın keşke. Evet, bakın orada bayrak sallıyorlar arkadaşlar. Geldim oraya da. Evet, 6 siyasi parti genel başkanı yan yana geldi. 2400 maddelik mutabakat metnini hazırladı. Yapacakları, yapmayacakları hepsi var orada, öyle mi? Hepsi var. Onun haricinde söylenen hepsi yalan. Ve uzlaştılar. Farklı fikirler uzlaştılar. 2 sene ona da azar işittik. Birbirinize benzemiyorsunuz, ne yapıyorsunuz diye. Çünkü istediler ki kavga etsinler. Artık kavga yok. Artık birleşiyoruz. Tüm ülkeyi kucaklıyoruz. Yoruldu kavgadan bu halk. Dolayısıyla 6 siyasi parti genel başkanı bu uzlaşmayı yaptı. Ama bize siz altılı masalısınız. Altısı birbirine benzemez derken biz uzlaştık ama onlar da altıyı tutturdu. Farkında mısınız? Ama diyorlar ki şu benden değil. Öbürü diyor ki onun bizimle alakası yok. Geçen spiker sordu. Hüdapar'la ittifak değil misiniz dedi. Hayır değiliz dedi eski başkan. Hani şu bizi gayrimillilikle suçlayan başkan yok mu? Spiker de öyle bir cevap verdi ki, yok içinizde, nerede yok, içinizde dedi. Dolayısıyla artık riyakar siyaseti de ortadan kaldırıyoruz. Yapacaklarımız ortada, ekonomik olarak hükümetin yapacağı hiçbir şey kalmadı. Neden? 2 ayda bir bakan değişiyor, 2 ayda bir Merkez Bankası değişiyor. O yetmiyor, eskisini geri çağırıyorlar. O da diyor ki ben sizinle çalışmam. Çünkü siz kendi kafanıza göre bir şey uydurdunuz. Böyle bir ekonomik model yok. Ben sizinle çalışmam diyor. Ama Millet İttifakı'nın içerisinde de adeta Şampiyonlar Ligi olarak adlandırılacak ekonomistler var. Bizleri kurtarırsa onlar kurtarır. Denenmişi denemekte fayda yok. Ve inşallah 14 Mayıs'tan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı seçiyoruz. Seçiyor muyuz? Ama birinci turda seçiyoruz. Söz mü? Söz mü? Çok güzel. İnşallah sizler seçeceksiniz. Mazbatayı aldıktan sonra da ben kendisinden söz aldım. Kızılay Meydanı'nda toplanacağız. Kendisini karşılayacağız. Yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğuna hep birlikte oturacağız. Oturtacağız. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi haberlerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Haydi, haydi, Türkiye, haydi. Ben Kemal, geliyorum. O taraf, bu taraf, yok ki bu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyoruz. Gelsin artık bereket, ver coşkuyu herkese. Çok teşekkürler sevgili başkanım. Sevgili eşi Nursen Yavaş'a da çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Adanalılar, 16 milyon İstanbullunun helal oylarıyla 2 kez üst üste seçimi kazanan, Avrupa'nın en kalabalık kentinin, eli taş tutan değil, eliyle kalp yapanlar kazanacak diyen Cumhurbaşkanı Yardımcımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu selamlıyor sizleri. Haydi, haydi Türkiye, haydi. Ben Kemal, sana söz veriyorum.
harika görünüyor Adana. Adana'nın Adana gibi bir başkanı var. Adana'nın mitingi de Adana gibi bir miting. Hoş geldin Adana. Hoş geldin. Harika görünüyorsunuz. Sevgili Adanalı hemşerilerim, güzel insanlar, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sevgili çocuklar, halkımız, milletimiz doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine, insanımız, canımız, ciğerimiz, bir kişisi bile kapının dışında kalmayacak. Bir kişisi bile ayırt edilmeyecek. Herkes eşit olacak. Milletçe bu toprakların eşit hissedarları 15 Mayıs'tan itibaren herkes kendini bu milletin güçlü vatandaşı hissedeceği günlere coşa coşa hep birlikte yürüyeceğiz ve size söz, kazanacağız. Kazanacağız. Milletçe kazanacağız. Sevgili dostlar, sevgili dostlar, güzel Adanalılar, sözüm var buradan söylemeden, unutmadan söylemem lazım. Size canım Konya'nın selamını getirdim. Konyalıların selamını getirdim. Dün malum talihsiz bir olay yaşadık. Bu olay 150-200 kişinin bir provokasyonla, bakın, tertipli yapılmış, azmettirilmiş. Sevgili Adanalılar, şurayı aydınlatalım. Bu 150-200 kişinin ne yazık ki azmettirilmiş 150-200 kişinin bize yaptığı bir müdahaledir. Onlar o taşları bana değil, milletimize attı, demokrasiye attı. O 150-200 kişinin arka planı elbet ortaya çıkacak. Bakın, orada elinde o canım bayraklarımızla birlikte, çoluk çocuk, genç yaşlı bir aradaydık. Bize bütün teminatları vermiş olan valisi, emniyet müdürü ve o süreci provoke eden, ne yazık ki seçilmiş belediye başkanı kusurludur, suçludur. Bu olayın tozu bile Erzurumlunun üstüne konmaz. Erzurumlu Nene Hatun'un torunlarıdır. Erzurumlu Dadaş memleketidir. Merttir, yiğittir. Ama orada olan olay bir siyasi müdahaledir. Niye biliyor musunuz? Çünkü kaybediyorlar. Kaybediyorlar. Bir avuç insan kendini bu memleketin sahibi zanneden bir avuç insan. Her şeyi ben bilirim. En akıllı benim. Her şeyi ben yaparım. Ben ne dersem o olur diyen o bir kişi, tek kişilik akıl, ne olacak? Tıpış tıpış evine gidecek. Evine gidecek. Evine gidecek. Biz Allah'ın izniyle
Sayenizde ceket satışları düşecek. Bu memlekette ceketi çıkaracak milyonlarca insan var. Herkes hazır. Herkes hazır. En son hep birlikte ne zaman ceketi çıkardık? Seçimi elimizden almaya kalktıkları gün. 6 Mayıs'ta uydurma bahanelerle, hukuksuz müdahaleleriyle seçimizi elimizden almaya kalktılar. Demokrasimizi lekelediler. Demokrasimize darbe vurdular. Ve 13 bin oyu beğenmeyen 13 bin oyu beğenmeyen 13 bin oyu beğenmeyen o kişiye, o bir avuç insana İstanbul halkı, milletimiz 806 bin oyluk okkalı bir demokrasi tokadı attı. Okkalı. Okkalı. Milletin dediği olur. Milletin dediği olur. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Atamızın bize emanetidir. Bu millet cumhuriyetle birlikte devlet yöneticilerinin haddini bildiği bir sistemle yönetilmeye başlamıştır. Devleti yöneten insanlar vatandaşa karşı haddini bilecek. Devlet güçlü olacak ama devlet vatandaşına, şu güzel kızlara, şu yakışıklı delikanlılara şefkatini gösterecek, vicdanını gösterecek, adaletini gösterecek. Bunlar ne yazık ki bunlar insanları birbirinden ayırt ediyor. Ne yazık ki bunlar insanlara, vatandaşlara kötü davranıyor. Azmettirdiği insanlara bize taş attırıyor. Ama biz ne yaparız? Onlara gül atarız, gül. Gül atarız onlara. Onlar taş atsın. Biz o güzel kalplerimizle bu seçimi 86 milyon insan için kazanacağız. Bir de kalkmış ne diyorlar bugün? Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı? Neymiş efendim? Biz orayı provoke etmişiz. Onlara kalsa kendimize utanmadan bir de onlara kalsa kendimize taş attırmışız. Yani nasıl gücümüz var ki kendimize taş attırırken emniyet müdürüne de talimatı ben veriyorum. Valiye de talimatı ben veriyorum. Biz öyle bir ahlaka sahip değiliz. Bunların utanmaları bile kalmamış. Utanmaları bile kalmamış. Şimdi hep birlikte kalp yapacağız sizinle, kalp yapacağız. Şimdi bugün burada büyük bir coşku var, görüyorum. Memleketimin her köşesinde büyük bir coşku var. Hep birlikte bu coşkuyu bir demokrasi şölenine dönüştüreceğiz. İşte memleketin birleştirici gücü, devlet insanı, devletin o derin aklını, derin deneyimini, tecrübesini bilen, hayatını hak, hukuk, adalet mücadelesine adamış Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçeceğiz, bunları evine yollayacağız. Güçlü bir ittifakız. Güçlü bir ittifakız. İttifakımızın ki bugün burada İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener de sizlerle birlikte olacak. Büyük bir kucaklaşma. 4 siyasi parti daha, toplam 6 parti ve Mansur Başkan dostumuz, biz birlikte çok güzel bir süreci başlatacağız. Gücümüzü en iyi Adanalılar bilir. En iyi Mersinliler bilir. En iyi Antalyalılar bilir. Çünkü burada o kapsayıcı,
milletini bir gören, bütün gören, parti ayrımı yapmaksızın hizmet eden, işte burada Zeydan Başkanımız, Mersin'de Vahap Başkanımız, Antalya'da Muhittin Başkanımız. İşte biz insana bu hizmet yapma biçimimizle 15 Mayıs'tan sonra bu memleketin 81 iline hizmet taşıyacağız. Hiç kuşkunuz olmasın. Bugünün en derin sorunlarını çözüme kavuşturacağız. Çocuklarımıza gelecek, gençlerimize umut olacağız. Hep birlikte bu memleketi ayağa kaldıracağız. Hiç kuşkunuz olmasın. Sevgili Adanalılar, burada çok kıymetli konuşmacılar olacak. Burada çok kıymetli konuşmacılar olacak. Onun için sizinle sözleşme yapıp sahneyi Genel Başkanımıza ve Cumhurbaşkanımıza bırakmak istiyorum. Şimdi sevgili Adanalılar, 14 Mayıs'a kadar kalan 6 günde her anımızı bu seçim duygusuna ayırıp eşimizle, dostumuzla, arkadaşlarımızla konuşup onları ikna etmeye hazır mıyız? 14 Mayıs'a kadar özellikle sevgili gençler, ayrışmadan arkadaşlarınızı ikna ederek oylarınızı Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Millet İttifakı'na vermeye ikna edecek misiniz? 14 Mayıs'ta sandıklarda görev alarak ister partiler üzerinden, ister Türkiye gönülleri üzerinden görev alarak sandıklara sahip çıkacak mıyız? 14 Mayıs günü oy kullandıktan sonra okul önlerinde ve civarında elimizde canım Türk bayraklarımızla memleketi bir demokrasi şölenine dönüştürecek miyiz? Güzel. O zaman aramızda kalsın Adana. Kimseye söylemeyin, tamam mı? Sakın kimseye söylemeyin. Kazanıyoruz, kazanıyoruz, kazanıyoruz Adana. Kazanıyoruz Adana. Memleket kazanıyor. Millet kazanıyor. Milletimiz kazanıyor. 86 milyon insanımız kazanıyor. Adana, her şey. Daha güçlü İstanbul duysun. Her şey. Daha güçlü. Her şey. Harikasın. Çok güzel oluyor. Yolumuz açık olsun. Hepinizi çok seviyorum. Kalın sağlıcakla. Kalın sağlıcakla. Şimdi kocaman bir kalp istiyorum sizden. Bütün Adana'nın kalplerini istiyorum. Bütün Adana'nın. Zeydan Başkan, Guinness Rekorlar kitabına başvurabilirsin. Şu kalplerin güzelliğine bak. Şu kalplerin güzelliğine bak. Onların kalplerini buz kaplamış. Onları eritelim Adanalılar. Kalplerinize kurban olurum, kurban. Kurban olurum. Tüm millet yapar mıyız, yaparız. Temiz sayfa açarız. Sana söz, biz birlikte yüzyılı kurtarırız. Cumhurbaşkanı yardımcımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu çok teşekkür ediyor sizlere. Sevgili Adanalılar. Şimdi kaldıralım mı bir Türk bayraklarımızı hep birlikte? Kaldıralım mı? Sadece Türk bayrakları. Sadece Türk bayrakları sevgili Adanalılar. Gözlerinde cesaretin onuru ve dürüstlüğü. Yüreğinde millet sevgisiyle
Türkiye'nin cesur, kararlı, vizyoner lideri, İYİ Parti'mizin genel başkanı, Türkiye'mizin müstakbel başbakanı Sayın Meral Akşener'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Birisi diyor ya, lebalep doldurmuşsunuz. Şimdi bakacaklar, bakacaklar. Küfürler artacak ya, küfürler artacak. Bozmuşsunuz gene birilerinin sinirlerini. Hanımefendiler, beyefendiler, gençler, çok sevgili Adanalılar. Bugün burada olmak benim için bir şeref, müthiş bir heyecan. Her birinizi ayrı ayrı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olasınız, var olasınız. Şimdi belediye başkanlarımız konuştular. Ben sözümü uzatmayacağım. Çünkü 13. Cumhurbaşkanımız gelecekse hitap edecek. Siz de yoruldunuz. Kesinlikle, kesinlikle iki şey olacak. 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Meral Akşener. Değil mi? Şimdi çok değerli kardeşlerim, 30 yıldır aktif politika yapıyorum. Siyasi bir ailenin kızıyım. 50 yıllık bir hafızam var. Kadınlara bu kadar hakaret eden, kötü bir dil kullanan, kötü bir dil kullanan, gençlere hakaret eden ve muhalefete küfür eden, iftira atan, tehdit eden bir dille ilk defa bir seçime gidiyoruz. Pek çok seçime şahit oldum ama milletine darbeci diyen bir zihniyete hiç şahit olmadım. Milletine işgalci diyen bir siyasiye, bir dile hiç rastlamadım. Ve propaganda faaliyetleri için, kendimizi anlatmak için gezdiğimiz yerlerde bizi hedef gösteren, muhalefeti hedef gösteren bir dile hiç rastlamadım. Bakın, Önce kadınlara çürük dendi, sürtük dendi, düşük dendi. Gençlere süfli dendi, millete işgalci dendi, darbeci dendi. Ondan sonra hedef gösterildik. Sonra biri çıktı, önce bizi Gabar'a gömdüler. Sayın Kılıçdaroğlu'yla ikimizi, birimizi Gabar'a, bunları diyen Recep Bey ve yandaşları. Sayın Kılıçdaroğlu'yla beni, birimizi Gabar'a, birimizi Cudi'ye. Benim mezar kazılırken petrol bulundu. Ya Gabar'da. Şimdi daha başka bir şey var. Milletine kitapsız diyen, Allahsız diyen, dinsiz diyen bir dille de hiç karşılaşmadık. Milletine ve diyor ki biz Allah'tan emir alırız. Arkadaş bu nasıl bir iştir? Bu nasıl bir kötü pis dildir? Yakında peygamberliğini ilan ederse hiç şaşırmam. Bakın kafalar gitti. Tekrar ediyorum, kafalar gitti. Bir an evvel 14 Mayıs akşamı bu işi bitirmeliyiz. Birinci turda bitirmeliyiz. Gerçekten psikiyatristlerin,
tedavisine muhtaç insanlar bu ülkeyi yönetiyor. Dolayısıyla her bir arkadaşım, her bir kardeşim, her bir evladım sadece kendisini, ailesini değil. Bakın sizden rica ediyorum, sizden istirham ediyorum. Bütün arkadaşlarınızı, komşularınızı, akrabalarınızı sandığa götürüyorsunuz ve birinci turda Sayın Kılıçdaroğlu'nu 14 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanı seçiyoruz ve Recep Bey ve arkadaşlarını da emekli ediyoruz. Türkiye'nin bu böyle bir rezil dili taşıması mümkün değil. Demokrasi için, yargının bağımsızlığı için, haksızlığa el uzatma, haksızlığa harama, haksızlığa sebep olan, harama el uzatanların bu ülkenin yönetiminden gitmesi için. Şu şeyi alır mısınız Tülbent'i ya? Tamam kızım, sağ ol. Sağ ol, ver bakayım. El uzatanın bu ülkenin yönetiminden gitmesi için 14 Mayıs'ta birinci turda hem Cumhurbaşkanlığını hem de meclisi almak durumundayız. Bir karar vereceksiniz. Ya bu hepimize hakaret eden dille devam edeceğiz. Ambulans mı? Evet, ambulans isteniyor. Oraya mı? Tamam. Tamam. Arkadaşlar, ambulans. Evet. Şimdi bir tanesi çıktı dedi ki, çok enteresan. Sonra da Erzurum'da oluşan, yapılan, bizzat yaptırılan, sonra da CHP'liler yaptı denilen provokasyondan bahsedeceğim ama kısaca bir şey söyleyeyim. Bir abi var. Biz kazanırsak ne olacakmış biliyor musunuz? Şampanya yakıp atlatacakmışız. Onlar kazanırsa tertemiz alınlarıyla secdeye varacaklarmış. Şimdi muhteremler, o alnın temiz olması için harama el uzatmamanız lazım. Kul hakkına girmemeniz lazım. Gencecik çocukların hakkını yememeniz lazım. 82 puan alıp öğrencileri atamayıp, çocukları atamayıp 52 puanla ayısı dayısı olanları atayıp kul hakkı yememeniz lazım. Sizin alınlarınız kapkara, neresi temiz? Dolayısıyla ilk defa böyle bir seçimle karşı karşıyayız. Şimdi en son Erzurum'da Erzurumlu kardeşlerimi de çok üzen, dadaşları çok üzen, Atatürk'ün şehri Erzurum'da yapılan, Sayın Ekrem İmamoğlu'na yapılan o taşlama, linç etme ve provokasyonun karşısında bu ülkenin cumhurbaşkanı, bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapmış bir şahıs, eğer kalkıp da Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçluyorsa artık kelimeler bitmiştir. Dolayısıyla 14 Mayıs'ta bu işi kaybettiğini anlayıp artık son olarak işi cillekliğe, işi zorbalığa vurmuş demektir. Yani seçimi kaybettiklerini gördüler. Halbuki bir arkadaş daha var. O da çok şecaat gösterdi. Ama biliyorsunuz değil mi? Biz kazanırsak asayişten sorumlu arkadaşa göre biz erkeklerle erkekleri evlendirecekmişiz. Ya ama bir şey daha var. Bak Adanalılar zıpladı ha. Allah'ınıza kurban be. Vallahi. Şimdi bitmedi bir şey daha var. Adamın bir fantazisi daha var. Ne biliyor musunuz? Hayvanlarla erkekleri evlendirecekmişiz. Ya fantazide
sınır yok. Şimdi biraz evvel Mansur Bey geldi buraya. Çok enteresan. Anlatmamıştır muhtemelen. Bir de jelibonci arkadaş var. Ya habire ahlak dersi verir. Ya habire ahlak dersi verir. Ama bir Anka Park yaptı. 16 milyar lirayı 3 kişinin cebine koydu. Gerisi cephellezi. Ama ve lakin 16 milyar lirayla bu ülkenin öğrencilerinin, gençlerinin KYK borçları affedilebilirdi. Kaç tane fabrika yapılabilirdi? Kaç tane yurt yapılabilirdi? İşte böyle bir harami düzeni, böyle bir haram düzenini, böyle bir düzenbaz düzeni 14 Mayıs'ta helal oylarımızla emekli edecek miyiz? Söz mü? Söz mü? Allah hepinizden razı olsun. Son olarak Tarzan Zor'da Recep Bey Atta'ya gidiyor. Ama biz sabırlı olacağız. Biz sabırlı olacağız. Biz akıllı olacağız. Biz zeki olacağız. Ve bunların yaptığı bu yanlışlıkları göreceğiz, engelleyeceğiz. Ama onlarla bir olmayacağız. Bir de sandıkları koruyacağız, değil mi? Söz mü? Söz mü? Allah razı olsun. Son olarak bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e. Tabii ben Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerine saygım sonsuz, Halk Partisi'ne de saygım sonsuz. İyi Partililer, oylarınızı elbette hem Kemal'e hem Meral'e istiyorum. Ama şimdi rozet gördüm. CHP'lilerden de her aileden bir tanecik istiyorum. Mümkün mü? Bir tanecik. Her aileden bir tanecik. Fazlası yok. Bir tanecik. Tamam mı? Evet. Allah'a emanet olun. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız gelecek, size hitap edecek. Evet, bir sağlam alkış alalım. Allah'a emanet olun. Saygılar sunuyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, İYİ Parti Genel Başkanımız, Türkiye'nin müstakbel başbakanı Sayın Meral Akşener'e çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Adanalılar, değişim için en büyük görevin genç arkadaşlarımıza düşeceği günler yaklaşıyor. Artık son düzlükteyiz sevgili Adanalılar. Bu hafta sonu demokrasiyle buluşacağız. Bu hafta sonu adaletle buluşacağız. Bu hafta sonu liyakatle buluşacağız. Bu hafta sonu huzurla buluşacağız. 14 Mayıs'ta önce annelerimizin elini öpeceğiz. Şimdiden Adanalı tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyoruz Uğur Mumcu Meydanı'ndan. Sevgili Adanalılar, zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Umudun adıyla buluşmaya hazır mısınız? Umudun lideriyle buluşmaya hazır mısınız? Ömrünü hak, hukuk ve adalet mücadelesine adamış 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sizleri selamlıyor. İktidarın yolu Kılıçdaroğlu, hak, hukuk, adalet, ruhunda asaret, gençler sana emanet. Kılıçdaroğlu, hak, hukuk, adalet, ruhunda asaret, yürüyor iktidara Kılıçdaroğlu. Diyorlar ki böyle bir şey olursa Adanalılar ne derler? Allah'ına kurban Adana derler, değil mi? Adana değişime hazır mı? Dönüşüme hazır mı? Alın terinin hakkını vermeye hazır mı? Kadın erkek eşitliğine hazır mı?
Siz hazırsanız size söz veriyorum, ben de hazırım. Beraber gideceğiz. Beraber yol yürüyeceğiz. Öncelikle bütün Adanalı kardeşlerime depremzedeleri bağrına bastıkları için, onlara ev sahipliği yaptıkları için, onları kucakladıkları için hepinize ama hepinize yürekten teşekkür ederim. Depremzede kardeşlerime söz verdim. Söz verdim. Onlar zaten vergilerini ödüyorlar. Her türlü imkanları sağladılar. Evleri yıkıldı, dükkanları yıkıldı, ahırları yıkıldı. Söz verdim. Bütün evlerinizi, iş yerlerinizi, ahırlarınızı depreme dayanıklı yeniden inşa edeceğim ve bir kuruş para almayacağım. Bir kuruş. Çünkü o insanların hiçbir kabahati yok. Onlar 23 belgede 43 imzayı gördüler. Binalar depreme dayanıklı diye satışına izin verdiler. O da gitti tapuda tek imza attı ve dairesini satın aldı. Dolayısıyla sorumlu varsa o binaların hakkını hukukunu teslim etmeyen, yani binaları depreme dirençli dayanıklı halde yapmayanlardır. O nedenle onların hakkını teslim edeceğim. Bir kuruş almadan binaları kendilerine, evleri kendilerine teslim edeceğim. Aramızda çok sayıda genç var. Merhaba gençler. İyi misiniz? Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan sizlersiniz. 5 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidecek ve oy kullanacak. Bir, oy kullanma sözü veriyor musunuz? Söz mü? Söz mü? Sevgili gençler, söz mü? Benim de size sözüm var. Sizin hayalleriniz Bay Kemal'in hedefi olacak. O hedefi gerçekleştireceğim. Hedefi. Gençler, ilk kez gidip sandıkta oy kullandığınızda dünya siyaset tarihine önemli bir armağan bırakacaksınız. Çünkü dünya siyasetini yazanlar şöyle yazacaklar. Türkiye'de otoriter bir yapı vardı. Baskıcı bir yönetim vardı. Gençler düşüncelerini özgürce açıklayamıyorlardı. Ama aynı gençler demokratik yollarla otoriter bir yönetimi değiştirdiler. Bu bizim gençliğimiz açısından, yani sizler açısından dünya siyaset tarihine bırakılacak en önemli armağandır. Bu armağana sahip çıkın. Gençlerin başka bir sorunu var. İşsizlik tabii. Onu gayet iyi biliyorum. Size sözüm var işsizlik sorununu çözme konusunda. Bakınız, bütün köy okullarını yeniden açacağız. Bütün köy okullarını. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Öyle torpili morpili olmayacak. KPSS'ye girecek, atamasını yapacağız. Yine en büyük şikayetiniz mülakattı. Mülakatta eleniyordunuz. Onu da kaldıracağız. Sanki beyefendi yeni iktidara geliyor, o da söz vermiş. Ben de kaldıracağım diye. Kaldırsana. Elinden tutan mı var? İlla benim söylemem mi gerekiyor? Kaldıracağız, hiç meraklanmayın. Gençler, kaldıracağız. Size düşündüğünüzden daha iyi imkanlar sağlayacağız. Göreceksiniz. En hızlı internet erişimine nasıl ulaşılıyor? Göreceksiniz onu da. Yatırımlar nereye gidiyor? Onu da göreceksiniz. İlk aracı aldığınızda ÖTV'nin olmadığı bir Türkiye'yi de göreceksiniz. Hepsini sağlayacağım. Emekliler, size de bir çift sözüm var. Sizler çalıştınız. Sizler alın teri döktünüz. Sizler sigorta primlerinizi ödediniz ve zamanı geldi emekli oldunuz. Normalde emekli olan birisinin insan gibi yaşaması lazım. Yani ay başını nasıl getireceğim diye her ay oturup hesap yapmaması lazım. Ta 2015'ten beri diyorum ki emeklilere asgari ücret kadar
Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş ikramiye verin. Vermediler. Önce 1.000 lira verdiler, şimdi 2.000 lira yaptılar. Size sözüm, önümüzde Kurban Bayramı var. Allah nasip eder sizlerin oylarıyla Cumhurbaşkanı olduğumda emekliler bankaya gidip aynınızı çektiğinizde 15.000 lirayı orada göreceksiniz. 15.000 lirayı. Soruyorlar. Efendim sen nereden bulacaksın parayı diye soruyorlar. Sen beşli çetelere çalışırken para var. Yandaşlara çalışırken para var. Havuz medyasına çalışırken para var. Emekliye gelince parayı nereden bulacaksın? Söke söke beşli çetelerden alacağım ve size vereceğim. Gıda mühendisleri için biliyorum. Gıda mühendislerini biliyorum. Hiç endişe etmeyin. Taşeron işçilerin sorununu biliyorum. Taşeron işçiler, ya devlet taşeron işçi çalıştırmaz. Bunu biliyorum. Evet. P3'ten 50 bin atama. Bakınız bir şey daha, bir şey daha. Aile destekleri sigortası getireceğiz. Aile destekleri sigortası. Biliyorum. Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Aile destekleri sigortası getireceğiz. Annelere sesleniyorum. Ev hanımlarına sesleniyorum. Hiçbir evde, hiçbir yoksul evde, hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Hiçbir yoksul evde, hiç kimsenin elektriği kesilmeyecek. Hiçbir yoksul evde, hiç kimsenin doğalgazı kesilmeyecek. Hiç kimsenin suyu kesilmeyecek. Herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye inşa edeceğim. Bundan emir olmanızı isterim. Değerli arkadaşlar, teşekkür ederim. Sağ olun. Ben vatandaşlarımı göreyim diye. Sağ olun. Sağ olun efendim. Çiftçi kardeşim. Tamam. Gördüm arkadaşlar. Gördüm. Hiç endişe etmeyin. Bakın ben gençlere söz verdim. Her alanda daha telaffuz etmediğim çok şey var. Yani mühendis arkadaşlar var, sosyal hizmet uzmanları var. Bütün bunların tamamını çözeceğim. Bundan emin olmanızı isterim. Çünkü işsizlik sorunun çözülmesi lazım. Gençlerin iş bulması lazım. Gençlerin çalışması lazım. Gençlerin yurt dışında değil Türkiye'de üretmesi lazım. Alın teri dökmesi lazım. Güzel bir evlilik yapması lazım. Annelerine, babalarına güzel torunlar vermeleri lazım. Bunların tamamını biliyorum. Onlar, bakın genç arkadaşlarım, Türkiye düşündüğünüzden daha zengin bir ülke. Türkiye'de her şey var aslında. Sizler ekmek alırken vergi ödüyorsunuz. Suyun musluğu açarken 4 çeşit vergi ödüyorsunuz. Elektrik düğmesine bastığınızda 5 çeşit vergi ödüyorsunuz. Yani herkes vergi ödüyor. Bu vergilerin nereye gittiği belli değil. Nasıl harcandığı belli değil. Beşli çetelere gidiyor. Onlar da yurt dışına gönderiyorlar. Onların yurt dışına gönderdikleri paraları biliyorum. 418 milyar dolar 20 yılda götürdükleri para. O paranın tamamını alacağım ve Türkiye'ye getireceğim ve sizlere vereceğim. Tamamını. Sanıyorlar ki Bay Kemal bunların hepsini unutacak. Asla unutmayacağım. Söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Her gittiğim yerde söylüyorum. Bay Kemal kul hakkı yemez ve kul hakkı yedirmez. Şimdi Allah aşkına Cumhur İttifakı'ndaki genel başkanlardan birisi çıkıp biz kul hakkı yemeyiz ve kul hakkı yedirmeyiz diye bir şey söyleyebilir mi? Niye söyleyemiyor? O zaman ben bütün mütedeyyin kardeşlerime seslenmek isterim. Kul hakkı yemek en büyük günahsa, en büyük günaha ortak olma kardeşim. Kul hakkı yiyenlere giderken sandığın başına elini vicdanına koy ve ona göre oyunu kullan. Yeter artık. Yiye yiye bitiremediler.
Türkiye'yi tükettiler. Asla ve asla kim kul hakkı yediyse hesabını verecektir. Hiç endişe etmeyin bundan. Hiç endişe etmeyin. Sevgili anneler, sevgili hanımlar. Sizler mutfaktaki yangının hem tanıklarısınız, hem mutfaktaki yangını en acı yaşayanlarsınız. Ben bunun farkındayım ve ben bunu bilirim. Binlerce evde, milyonlarca evde doğru dürüst çorba bile olmaz. Bunun da farkındayım. Çocuklarınızı okula gönderirken acaba beslenme çantasının içine ne koyayım diye, neler koyayım diye düşünürsünüz. Ben bunun da farkındayım. Çocuğun çantasına somun ekmeğinin yarısını kesip salça sürüp beslenme çantasına koyan anneleri de biliyorum. Büyük dramların yaşandığını da biliyorum. Sizler bu ülkenin büyümesi ve kalkınmasıyla beraber huzur içinde yaşamayı hak ediyorsunuz. O nedenle sizlere sosyal yardım diyorlar ya, Bay Kemal gelince yardımları kesecek. Niye keseyim? Öyle yapmayacağım. Tam tersini yapacağım. Her kadının bankada hesabı olacak ve onun durumuna göre en az asgari ücret kadar yoksul ailelerde hanımın banka hesabına her ay düzenli bir para yatacak. Her ay düzenli. İşçi gibi, memur gibi, emekli gibi gidecek parasını alacak, çoluk çocuğun rızkını sağlayacak. Bunlar ne yapıyorlar? Efendim fakir aileleri diziyorlar. Ondan sonra yardımları yapıyorlar. Televizyon kameralarını çağırıyorlar. Bakın biz yardım yapıyoruz diye. Bu tam tersini yapacağım. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Dolayısıyla huzur içinde gideceksiniz. Sizin en büyük güvenceniz devlet olacak. Sosyal devlet olacak. O nedenle diyorum, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye'yi bütün anneler için inşa edeceğim. Bunun sözünü veriyorum sizlere. Bir şey daha. Gençler gayet güzel söylüyorsunuz da, az önce söyledim, gönderecek olan sizsiniz. Sandığa gideceksiniz ve oy kullanacaksınız. Söz mü? Söz mü? Bu taraftan tık yok yalnız, buraya da soralım. Söz mü? Söz mü? Vallahi Türkiye'nin kaderini değiştireceksiniz. Türkiye'yi dünyanın en güzel, en huzurlu ülkesi yapacaksınız. KHK'ları biliyorum. KHK'ları sorunu çözeceğim. Onun sözünü verdim ben. Hiç endişe etmeyin. Kim haksızlığa uğradıysa, kim zulme uğradıysa ben her zaman oy versin veya vermesin. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Benim felsefem bu. Kim haksızlığa uğradıysa onun yanında olacağım. Emine Şen Yaşar'a gittim. Emine Şen Yaşar. Yani çocukları ve eşi öldürülen Emine Şen Yaşar'a gittim. Sekiz savcı dava açamıyordu korkudan. Gittim. Milletvekili arkadaşlarımı görevlendirdim. Ve savcılar dava açmak zorunda kaldılar. Ve onun hakkını ve hukukunu bu kardeşini savundu. Ve savunmaya da devam edeceğim. Sizin sorununuzu da gayet iyi biliyorum. Göreceksiniz. KHK'lılar adalet istiyor diyorsunuz. Adalet çok soylu bir kavramdır. Adalet. Adalet Sadi şöyle söyler. İranlı bilge. Dünyanın bütün nehirleri adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez. Bu kadar önemli bir kavramdır adalet. O nedenle adaleti getireceğim. Hiç unutmayın, adalet için 450 kilometre yürüdüm. O yürüyüş bir başlangıçtı. Şimdi devam ediyoruz hep beraber. Adalet için devam ediyoruz. Bir şey daha.
Askere gidenler bilirler. Sınır kapılarında bir tabela vardır. Hudut namustur diye yazar. Yani buradan hiç kimse geçemez demektir. Ancak izin alınarak geçilebilir. Ama şimdi hudutları yol geçen anına döndürdüler. Her önüne gelen geliyor. Her önüne. Bakıyorsunuz Afganlar da geliyor. Suriyeliler de geliyor. Her yerden gelen var. Söz verdim, bir daha söz veriyorum. Söz verdim, bir daha söz veriyorum. Adana Meydanı'nda söz veriyorum. Sözüm söz. Bütün Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içinde ülkelerine uğurlayacağız. Asla ırkçılık yapmadan onların bütün ihtiyaçlarını karşılayarak Avrupa Birliği fonlarıyla ve bizim müteahhitler yapacak, onların can ve mal güvenliğini de sağlayarak kendi ülkelerine göndereceğiz. Kendi ülkelerine uğurlayacağız. Arzu ederlerse Türkiye'ye turist olarak gelebilirler, düğünlerini burada yapabilirler. Zaten bizim herhangi bir sorunumuz yok. Siyaseti de 180 derece değiştireceğiz. 180 derece. Yandaşlardan yana değil, çevireceğiz. Vatandaştan yana oyumuzu kullanacağız. Vatandaştan yana hizmet vereceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız, değil mi? Birleşe birleşe kazanacağız. Oylarımızı bölmeyeceğiz. Sandığa gideceğiz ve birleşe birleşe kazanacağız. Bakın biz 6 partinin lideri bir aradayız. Tek arzumuz var, Türkiye'nin huzura kavuşması. Tek arzumuz var, Türkiye'ye demokrasinin gelmesi. Bakın gençler bir tweet attığında anneleri babaları hemen uyarıyorlar. Aman ha, sakın yapma, ya başın belaya girerse, ya seni alır götürürlerse diye. Gençler, size sözüm var. Allah nasip eder, Cumhurbaşkanı olduğumda en rahat benim aleyhime tweet atabilirsiniz. En rahat beni eleştirebilirsiniz. Bunun sözünü veriyorum size. Size demokrasiyi getireceğim, demokrasiyi. Özgürlüğü getireceğim, özgürlüğü. Ekmeği getireceğim, aşı getireceğim, işi getireceğim. Yolsuzluk yapanların da burnundan fitil fitil getireceğim. Kapanan belediyeler var malum, o konuda da soru geliyor. Kapanan belediyeler ne olacak diye referandum yapacağız. Halk istiyorsa belediyeyi açacağız. İstemiyorsa hiçbir sorunumuz yok. Ama ambulans, oraya bir sağlık görevlileri bakabilirlerse değerli arkadaşlarım. Kapanan adliye binaları var. Küçük beldelerde, kasalarda kapanan adliye binaları var. Adaleti vatandaşın ayağına götüreceğiz. Kapanan bütün adliye binalarını yeniden açacağız. Vatandaş gidecek, hakkını, hukukunu orada arayacak. Başka bir yerde değil. Havaalanı sorununuz var, değil mi? Havaalanını kapatacağız diyorlar. Öyle mi? Oy vereceksiniz. Bay Kemal gelecek. Havaalanı, Adana Havaalanı çalışmaya devam edecek. Hayır, niye kapatıyorsunuz? Başka yerde havaalanında yapabilirsin. Niye kapatıyorsunuz burayı? Çünkü burası büyük bir rant alanı olabilir. Birileri malı götürebilir. Bay Kemal bunu seyredecek. Yemezler, yemezler. Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Kapattırmayacağız orayı. Zeydan Başkan metro yapmak istiyor, onay alamıyor. Onların da nasıl olduğunu, onayın nasıl olduğunu göreceksiniz. Ekrem Başkan, Mansur Başkan, onlar da Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar. O izni alamayan, Zeydan Başkan'a izin verilmeyen bütün olayların, bütün yatırımların iznini alacak ve Adana'ya hizmet edecek. Benim Cumhurbaşkanlığımı istemeyen iki temel
aktör var. Bunlardan birincisi beşli çeteler. Beşli çeteler aman aman ha ne olursun ambulans gelmedi mi? Sağlık görevlileri. Buraya sağlık görevlileri arkadaşlar. Buraya evet. Beşli çeteler aman Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olmasın. Olursa bizim halimiz perişan olacak. Söylüyorum. Adana'dan söylüyorum. İster beşli çete olun, ister 55'li çete olun. Kim kul hakkı yediyse, kim soyduysa, kim yiye doymadıysa hepsinin hesabını soracağım ve o paraların tamamını getireceğim. Gidecekler beyler. Amerika'da, Manhattan'da gökdelen yapacaklar. Muhammed Ali Clay'in çiftliğini satın alacaklar. İngiltere'de, Londra'da, en pahalı yerde, Chelsea'de villalar yapacaklar. Bay Kemal bunu seyredecek. Yerler mi? Yemezler. Hepsini son sentine kadar getireceğim. O nedenle beni istemiyorlar. Onlar istemiyorlar. Ben sırtımı asla oraya dayamadım ki. Benim güvendiğim halk var. Bu ülkenin namuslu insanları var. Dürüst insanları var. İkincisi, beni istemeyen ikinci grup uyuşturucu var onların. Size söz veriyorum. O uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım kökünü. Bizim evlatlarımızı zehirleyen uyuşturucu baronların kökünü kazıyacağım. O konuda da endişe etmeyin. Birlikte beraber yapacağız. Ve son. Çiftçi burası aynı zamanda tarım konusunda oldukça zengin ve verimli bir bölge biliyorsunuz. Çukurova'yı benden çok daha iyi biliyorsunuz. Çukurova'nın temelinde yazarları, şairleri de biliyorsunuz, öyküleri de biliyorsunuz, romanları biliyorsunuz, sinemalarını biliyorsunuz. Burası kadim bir kent Adana, kadim bir kent, görkemli bir kent aynı zamanda. Çiftçi üretiyorsa alın terinin karşılığını vermek zorundasınız. Vermediler. Dışarıdan buğday alıyorlar, dışarıdan arpa alıyorlar, dışarıdan pamuk alıyorlar, dışarıdan et alıyorlar, dışarıdan canlı hayvan alıyorlar. Yahu Çukurova var, Haran Ovası var. Dünya kadar imkanımız var. Buralardan niye almıyoruz? Bu insanları niye toprağa küstürdük? Şundan bütün çiftçi kardeşlerim emin olsunlar. Dışarıdan değil, sen üreteceksin, alın terinin karşılığını vereceğiz. Asla ve asla zarar etmeyeceğin bir modeli getireceğiz. Maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat olacak. Hiçbir çiftçi ektiği ürün dolayısıyla asla ve asla zarar etmeyecek. Ona kırmızı mazot vereceğiz. Yata hangi fiyattan veriyorsak çiftçiye de aynı fiyattan vereceğiz. Çiftçinin bankalara, tarım kredi kooperatiflerine olan aldığı kredilerin faizlerini sileceğiz. %1 var. Milli gelirin %1 oranında teşvik edilmesi lazım. Parayı vermiyorlar. Parayı vereceğiz. Bütün bunların tamamını yapacağız. Göreceksiniz. Bu ülke nasıl büyüyor? Bu ülke nasıl kalkınıyor? Bu ülkeye huzur nasıl geliyor? Her evde nasıl bereket? Her evde nasıl huzur oluyor? Bunların hepsini göreceksiniz. Benim saraylarda oturma gibi bir düşüncem yok. Asla ve asla. Siz seçtiğinizde gidip oturacağım yer Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya'sı olacak. Sizler gibi yaşıyorum. Sizler gibi yaşıyorum. Evlatlarımla beraber, eşimle beraber sizler gibi yaşıyorum. Sade bir vatandaş gibi yaşıyorum. Öyle mala, mülke, dünyala hiçbir ihtiyacımız yok. Çok şükür. Üç evladım var. Üçünün de eli ekmek tutuyor. Çalışıyorlar bir yerlerde. Geçinip gidiyorlar. Ama malı alayım. Vatandaşın hakkını alayım. Götüreyim falan filan yok. Zaten mutfağımı da en iyi siz biliyorsunuz. Neler yaptığımı da üç aşağı beş yukarı biliyorsunuz. Sizin için çalışacağım. Sizin için mücadele edeceğim. Tüy bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyeceğim. Ve son söz Ekrem Başkan kullanıyor. Her şey
Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey İnanın her şey çok güzel olacak. İnanın. İnanın. Birlikte her şeyi ama her şeyi çok güzel yapacağız. Yeter ki birlikte dayanışma içinde beraber yola çıktık ve finali bitirelim. Ne zaman bitireceğiz? Ayın 14'ünde gidiyoruz değil mi? Sandığa gidiyoruz. Oyumuzu kullanıyoruz. Sizden bir isteğim daha var. Giderken geçen dönem AK Parti'ye veya Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermiş bir arkadaşımızı, dostumuzu, komşumuzu bir şekilde ikna edeceğiz ve onlarla beraber gideceğiz ve onlara şunu söyleyeceksiniz: Türkiye'nin huzura kavuşması için oyunu Bay Kemal'e vereceksin diyeceğiz. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Baharı Kemal, Kemal'i kadınlar getirecek diyorsunuz. Çok sağ olun. Kadının gücüne güveniyorum zaten. Kesinlikle. Kadın bir şeyi kafasına koyunca onu mutlaka gerçekleştiriyor. Ben de eşimden biliyorum. Söz sahibi o. Biz konuşuyoruz ama asıl kararı veren o. Dolayısıyla bütün kadınlar, sizlere de güveniyorum. Bütün kadınların evinde huzur olsun istiyorum. Bereket olsun istiyorum. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey. Ben Kemal geliyorum. O taraf bu taraf, yok ki burada bir taraf, adalete güzele. Çok teşekkür ediyoruz 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na. Şimdi Cumhurbaşkanı yardımcılarımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'ı buraya davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz Sayın Başkanlarımız. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ı buraya davet etmek istiyorum. Yiğitlerin yiğidi, sizleri selamlıyorum 3. Cumhurbaşkanımız, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek. Haydi hep birlikte sanda. Sana söz Türkiye. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Bob Seçer. Türkiye, haydi. Ben Kemal. Grup Başkan Vekilimiz Engin Altay. Millet buluşmalarımızın koordinatörü Erdoğan Toprak. Kadın Kolları Genel Başkanımız Aylin Nazlıaka. Yüksek Disiplin Kurulu Üyemiz Bülent Marakalı. Osmaniye Milletvekilimiz Baha Ünlü. İstanbul Milletvekilimiz Özgür Karabat. İl Başkanlarımız Mehmet Çelebi. Deva Partisi İl Başkanımız Mustafa Oğuz Yiğit. Demokrat Parti İl Başkanımız Ömer Tan. Gelecek Partisi İl Başkanımız Ebu Bekir Yıldırım. İYİ Parti Millet İl Başkanımız Büral Büyük Öztürk. Saadet Partisi İl Başkanımız Hasan Şaybak. Sevgili hanımefendileri de buraya davet ediyorum. Buyurun lütfen. Ver coşkuyu herkese, nefes alsın tüm millet. Çukurova Belediye Başkanımız Soner Çetin. İmamoğlu Belediye Başkanımız Kasım Karaköse. Seyhan Belediye Başkanımız Akif Kemal Akay. Ceyhan Belediye Başkanımız Hülya Erdem. Sevgili Adanalılar, 14 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıkartacağımız Çankaya'nın Belediye Başkanı Alper Taşdelen. Ve şimdi milletvekili adaylarımızı hızlıca buraya davet ediyorum. Milletvekili adaylarımız gelsinler lütfen. Milletvekili adaylarımız gelsinler. Teşekkürler sevgili Adanalılar. 13. Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Adana milletvekillerimizle
Cumhurbaşkanı yardımcılarımız Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu'yla sizleri selamlıyor. Belediye başkanlarımız da. Kazanalım haydi. Bıktık usandık haydi cana tak etti haydi haydi. Kazanalım haydi. Sayın Genel Başkanım, bugün Adana'yı Uğur Mumcu Meydanı'nda lavanta tarlasına çeviren Büyükşehir Belediye'mizin lavanta tarlasından sizlere takdim edeceğimiz bir lavanta var sevgili Dilan. Ben Kemal, geliyorum. Sevgili Dilan, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na günün anısına ektikleri lavantayı takdim ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Adanalılar, 14 Mayıs'ta ilk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? 14 Mayıs'ta her şey. Teşekkürler sevgili Adanalılar. Türkiye Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerimizi sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Hakkınızı helal edin. Ev sahipliğinize çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın sevgili Adanalılar. Haydi hep birlikte sanda. Sana söz, Türkiye kazanacak. Haydi. Haydi.